Yeni bir günden, yeni bir videodan herkese selam olsun. Hepiniz evimize, kanalımıza, hayatımıza, mutfağımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar nasılsınız, iyi misiniz? Umarım iyisinizdir, umarım her şey yolundadır, her şey gönlünüzce oluyordur. İnşallah Rabbim her şeyi gönlünüze göre versin. Şimdi ben ne yapıyorum? Gördüğünüz gibi bulaşıkla başladık. Bulaşık makinesiyle açılışı yaptık arkadaşlar. Bir evin bulaşığı, işi gücü hiç bitmez mi? Bitmez. Sizin de bitmiyor çünkü. Çok iyi biliyoruz bunu. Bitmediğini biliyoruz artık, bitiremediğimizi. Hele de böyle uzaktan gelince evden şöyle 3-5 gün, bir hafta uzaklaşmak yetiyor arkadaşlar. Ha, çoluğunu çocuğunu alıp gidersen sıkıntı yok. Ama arkanda eşini, çocuğunu bırakırsan, minnoşlarını, kedilerini bırakırsan evin düzeni bayağı bir şaşıyor. Yani bende öyle oluyor. Sizde de öyle oluyordur diye umut ediyorum ve kendimi teselli etmek istiyorum arkadaşlar bundan dolayı. Bu düşünceden dolayı. Vallahi evi düzene sokmaya çalışıyoruz işte Banu ile beraber. Sağ olsun Banucuğum. Hiç yardımını esirgemiyor benden. Allah bin kere razı olsun. Kız bunun şeyi neredeymiş? Valla ben yat Banu dedikçe şunu yapacağım, bunu yapacağım. Gerçekten vestiyeri gördünüz. Bir baktım vestiyeri dökmüş yere. Düzenleyelim, düzenleyelim. Düzenleyelim, düzenleyelim. Ben de yormak istemiyorum diyorum ama valla çok da faydası oldu bana arkadaşlar. Şimdi çayımı demledim ben. Çayımı demledim. Şu bulaşık makinesini de boşaltacağım, yerleştireceğim. Ondan sonra bugün çok işler var. Bugün çarşamba abim arıyı getirecek. Bafra'ya gidecek arı. Ayçiçeklerin arasına götürecek işte. Biraz da ayçiçek balı yapacak anlayacağınız. Ali de ona yardım edecek. Çok fazla iş var bugün. Hani biz ne yaparız bilmiyorum çünkü hani biz gidemeyiz herhalde. Çünkü şey olacak. Gece geç saatlerde bitecek. Geç saatte gelecek zaten. Şu an abim kurşun çaldı. Banu konuştu az önce. Kurşun çaldı. Arıların böyle iki katlı ya bazı petekler, kovanlar. O arıların yanlarındaki metalden bir çerçeve var. O çerçeveleri çakıyormuş. Taşırken ayrılmasın, birbirinden kopmasın, düşmesin diye. Şimdi orada onu halledecek. Aşağıya inecek. Sonrasında akşam tekrar çıkacak. Arıların böyle kovanın en altında şöyle bir çıkıntı vardır. Şöyle. Arılar oradan girer çıkar. Orayı kapatacak akşam karanlıkta arılar kovanların içine dolduğunda. Kamyona da yükleyip getirecekler inşallah. Bakalım. Yollar da yapılmış arkadaşlar. Muhtar yaptırmış. Ormancılar da ağaç çekecekmiş aşağıya. Muhtar yaptırmış sağ olsun. Yollarda düzelmiş yani aklımız o kadar kalmıyor. Neyse ben sizle hem gevezelik yaptım hem de şöyle bardakları düzensiz düzensiz koydum. Hastalığım da tam olarak geçmedi arkadaşlar. Bugün de hani böyle deniz işi falan yapılacak dediler ama Banucuğum akşam ben gitmeyi düşünmüyorum, iyi izliyordu. Bilmiyorum bakalım. Ben şimdi şunları yerine yerleştireyim arkadaşlar. Sonrasında çay faslında görüşürüz inşallah. Hemen hızlıca artık en hızlısından ne yapılıyorsa yapalım. Kahvaltımızı aradan çıkaralım. Güne başlamış olalım. Yeni gün hepimize güzellik getirsin. Hepimize mutluluk getirsin. Neşe getirsin, sağlık getirsin. Güzel haberler alacağımız güzel bir gün olsun inşallah. Devam etsin Yeliz bacımız.
dün tabakta kalan tereyağımız o kadar çok erimişti ki arkadaşlar. Ben de şöyle saklama kabına aldım. Saklama kabıyla da hemen soframıza getirdim. Allah bereket versin. Bugün de soframız hazır. Hazırladık işte. Karışık kızartma yaptım. Biz çok yaparız. Karadeniz'de çok yapılır. Patates, patlıcan, biber hepsi birden böyle harmanlanarak tavada kızartılır. Alt üst edile. İşte zeytinimiz, peynirimiz, Allah bin bereket versin. Allah'ım olmayanlara da versin. Nasip eylesin. O zaman bize afiyet şifa olsun. Ama öncesinde Defne ile eniştesinin satrancı bitirmesi lazım. Değil mi kızım? Kim yeniyor? Eniştesi? Daha belli değil. Hadi bakalım. O zaman azıcık ara verin. Çayımızı içelim. Hadi. Hadi kalkın. Hemen oturalım. Karnımızı doyuralım. Evet. Cansucuğumun yeni forması gelmiş teyzeleri. Cansucuğum İstanbul yolcusu olacak. Allah izin verirse arkadaşlar. İnşallah staja gidecek. Bakalım. Ayarladı. Her şeyini ayarladı. Eksiklerini tamamlamaya çalışıyor. Niye utanıyorsun canım? Ben gurur duyuyorum seninle. Vallahi maşallah yavruma inşallah. Diğerini de dene gel. İnşallah bir sene sonra veteriner hekim olacak. Bu daha çok yakıştı sanki. Bu da bir diğeri mor. Çok yakıştı. Ben ayrım yapamam. İkisi de gayet güzel oldu. Yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar. Kırmızı mı mor mu? Hangisi daha çok yakıştı Cansucuğuma? Bir yorumlayın bakalım. Bekliyoruz. Hadi gel karnını doyuram önce. Hadi. Biz sofradayız. Başladık Cansucuğum. Denemeler. Denemeler peşinde. Şimdi o heyecanla deniyor. Üstünde nasıl duracağına bakıyor işte. O zaman bize tekrardan afiyet olsun. Güle güle Cansucuğum. Kolay gelsin. Şimdi Cansucuğum hazırlandı. Ali Bey önden çıktı. Ben size birazcık anlatacağım nereye gittiklerini. Nereye gidiyorsun? Hastaneye. Oreo'yu. Gevezeyi almaya gidiyorlar önce arkadaşlar. Önce gevezeyi alacaklar. Oradan hayvan hastanesine geçecekler. Güle güle. Sağ ol canım. Geldim karşınıza. Cansu'yu gönderdim. Hemen karşınıza geldim arkadaşlar. Çünkü anlatacaklarım var geveze ile ilgili. Dün akşam Cansu'cum işte babasıyla beraber hayvan hastanesine gevezeyi götürünce 7 günlük antibiyotik tedavisinin uygulanması gerektiğini söylemiş hocaları. Cansu'nun bir tane arkadaşı var Erkan diye, bölüm arkadaşı. Hatta deniz kenarına dürüm yapmaya gittiğimizde Erkan da gelmişti. Ona da dürüm yapmıştık, tanışmıştık, konuşmuştuk. Erkan şimdi resmi stajını yapıyor arkadaşlar. Defne, üzümü seviyor Defne. Erkan resmi stajını yapıyor işte burada bir hayvan çiftlikte, büyükbaş çiftliğinde stajını yapıyor. Erkan'a ulaşmış Cansu, demiş ki böyle bir durum var Erkan, hani sende kalabilir mi, tedavi süresi geçene kadar sende kalabilir mi demiş. Erkan da ben staja gidiyorum Cansu, hani gelip arada bir bakabilecekseniz babanla beraber olur demiş. Dün akşam gevezeyi Erkan'ın evine babasıyla beraber götürdü, bıraktı arkadaşlar. Tedavisine başlandı. Bizim evde yedek, yani lokumla üzümün fazladan iki tane daha mama kabı, su kabı vardı. Ondan bir tanesini, dur bebişim gel burama gel. Ondan bir tanesini hemen eve geldiler aldılar. Bir tane eski çarşaf, mama kabı, su kabı, kum almışlar. Ondan sonra kum koyabilecekleri kabı almışlar. Bütün gevezenin bütün eksiklerini tamamladılar. İhtiyaç duyduğu her şeyi tamamladılar. Ondan sonra eve geldiler. Şimdi de işte Cansu giderken formasını giymişti. Hayvan hastanesine gidiyor. Gevezeyi Erkan'ın evinden alacaklar. Hayvan hastanesine gevezeyi götürecekler. Ve tedavisine devam edilecek. Ayağında hani yara var dedik ya, içinde de böyle bazı arkadaşlar oluşmuş, böyle kurtçuklar oluşmuş falan dedik. Oranın temizlenmesi, kazınması gerekiyormuş arkadaşlar. Bugün de onun tedavisi yaptırılacak. Bana da video atmış, aile grubundan video atmış Cansucuğum. Anne bak gevezeye diye nasıl bağırıyor, miyav miyav, evin içinde dönüyor böyle. Keyfi gayet yerinde görünüyor. Gevezem. Oğlum. Gevezem. Oğlum. Gevezem. O yarası temizlenecek, antibiyotik tedavisi görecek işte. Ali Beyciğimle Cansucuğum Allah razı olsun gevezenin peşinde dönüyorlar. Her şey barınağa gitmemesi için arkadaşlar. Barınağa gitmesini hiç istemedik.
Cansucum da bana sonradan giderken mesaj atmıştı. Anne gerçekten hiç barınağa gitmesini istemiyorum diye. Bak bakalım yavrum, hani elimizden geleni yaparız dedik. Sağ olsun Ali Beyciğim de bütün masraflarını, ihtiyaçlarını karşılamış. İşte kumudur, bilmem nesidir, mamasıdır falan. Öyle. Rabbim kabul eylesin. Rabbim iyilikten, güzellikten ayırmasın. Allah'ım bin bereket versin kesesine, parasına. Bin bereket versin. Versin de biz de böyle etrafımızdaki insanlara, hayvanlara faydalı olmaya çalışabilelim. Elimizden geldiğince faydalı olmaya gayret gösterelim inşallah arkadaşlar. Şu dünyada iyilikten, güzellikten güzeli yok. Hani illaki bir şekilde bir yerde karşımıza çıkacaktır. Ya da şimdiye kadar atlattığımız birçok kötü olaylarda mutlaka öncesinde yaptığımız bir iyilik önüne durmuştur, önüne geçmiştir. Bizi korumuştur diye düşünüyorum. Dünya dua üzerine, hayvanmış, insanmış, hiç bilemezsiniz. Kime ne yaptığınız, kime ne iyilik yaptığınız, hangisinden dolayı karşınıza ne güzellik çıktığı, hangi kötülükten, hangi kazadan, beladan korunduğumuzu bilemeyiz arkadaşlar. O yüzden çok mutlu oluyorum. Gerçekten hani elimden geldiğince yetişebildiğim, yapabildiğim kadar herkese yetişmeye çalışıyorum. Çalışıyoruz, ailece o durumdayız. Rabbim hani o duyguyu içimizden hiçbir zaman almasın, esirgemesin bizden inşallah. Anne bir şey yapmaz mı sen? Yardım et annene. Banu üzümden lokumdan korkuyor. Aslında büyük bir şey Banu'nun kediyle bir arada durması. Öyle işte arkadaşlar, hemen özeti geçtim. Banu ile biz şimdi balkonda çay içiyorduk. Balkonda çok güneş olduğu için orada konuşmak istemedim. Çenem düştü. Hemen çayımızı içelim. Evimizin işine gücüne devam edelim. Aslında denize gitme planı vardı Ali Bey'in ama gevezenin peşine koşturuyor bakalım. O zaman hepimize kolay gelsin arkadaşlar. Rabbim yaptığımız bütün güzellikleri, iyilikleri kabul eylesin. Bizlere de öyle iyilikle, güzellikle karşılayacak insanlar denk getirsin, hayatımıza getirsin, karşımıza çıkartsın inşallah diyelim. Kısaca geveze iyi, geveze inşallah barınağa gitmekten kurtuldu arkadaşlar. Banu sümükeyi aldı, benim hemen el atmam lazım. Arkadaşlar her şeyi balkona attık, halıları falan. Bir taraftan siliyoruz, bir taraftan süpürüyoruz şu an, bir taraftan sileceğiz. Ben banyoyu halletmeye çalışıyorum. Banucuğum Cansu'nun odasını, bir güzel yatağını, komodinini, her şeyini çekti, süpürdü, etti. Şimdi silecek Allah izin verirse. Ben de banyoyu el attım, şöyle halılarımı falan attım. İlk defa halılarımı falan böyle rahatça, özgürce atabiliyorum. Kedilerden dolayı, çünkü şimdi yardım eden de olunca daha hızlı bitecek diye. Kedileri de ön balkona attım arkadaşlar. Kediler evdeyken benim böyle iş yapmam mümkün değil. Bir başıma iş yapmam, yetiştirmem, bitirmem mümkün değil. Şimdi halılar burada böyle bir şey yapsın. Banucuğum bir taraftan sil. Ben çıkayım Banu. Ben de şey yapıyorum arkadaşlar. Şöyle kirli sepetini, tuvalet kağıtlarını falan her şeyi çıkardım. Banyomuz da bu halde böyle. Ben de bir güzel banyoyu temizleyeceğim, halledeceğim. Bir güzel fırçalayacağım camını falan, her şeyini, yerlerini falan böyle bir güzel temizleyeceğim. Ondan sonra çıkacağım inşallah. Cansu'nun halısı da yere düştü. Gittik aldık geldik Defne ile beraber, makineye attım onu da hemen. Şuralara falan bir güzel çamaşır suyu sürdüm. Şimdi şu camını falan da işte halledeceğim çamaşır suyuyla her yerini. Klozeti falan da bir güzel köpürttüm. O zaman ne yapsın Yeliz bacınıza, kolay gelsin değil mi? Yeliz bacınız inşallah halletsin çıksın. Banu'yla sağ olsun, Banu'yla bir elden işimizi halledip çıkacağız.
kalın işi bitti bitecek. Mutfağın halısını da attık. Yıkanmayan, temizlenmeyen bir o kalmış gibi oldu yerde. Şimdi o yıkanırken ben şöyle makinenin üstüne yeni bir düzen getirdim arkadaşlar. Burada daha önce biliyorsunuz 3 parça sepet vardı. O sepetlerin içindeki her şeyi ben bunun içine doldurdum. Diş fırçalarıdır, deterjanlardır, işte cilt bakım ürünleridir, maskelerdir falan filan. Hepsini bunun üstüne doldurdum. Bu şekilde ayarladım arkadaşlar. Daha böyle derli toplu temiz görünsün istedim. Şimdi orayı da hallettiğime göre lavaboyu temizleyeceğim. Kabin falan tamam, zaten oraları hallettim. Lavabosunu temizleyeceğim. Aynasını sileceğim. Şöyle paspasını da buraya koydum. Paspasını sereceğim. Kapısını da sileceğim arkadaşlar çıkmadan. Şu duvarları falan da bir hallettim. Kapısını da sildikten sonra banyonun kapısını çekeceğim arkadaşlar. Temizlik işi bitmiş olacak. Banucum diğer tarafta süpürmeye, silmeye devam ediyor. Ben de hızlıca burayı halledip hemen onun yanına geçeceğim bakın. Arkadaşlar ebeveyn banyosunu da hallettim. Burayı da pırıl pırıl yaptım. Şimdi mutfağa gidiyorum. Mutfakta yemek hazırlığına başlamam lazım. Mis gibi oldu. Parladı. Her yerimiz parladı çok şükür Allah'a. Hemen gidelim yemeğimizi de halledelim. Çok acıktık çünkü saat bir hayli ilerledi. Cansucuğum geldi arkadaşlar Ali Beyciğimle beraber. Şöyle gelirken tavuk alın dedim. Hemen bunları şimdi yıkayacağım, baharatlayacağım. Buraya da makarna suyu koyduk. Makarna haşlayacağım. Tünden bulduk. Pilavım biraz var ama yeterli olmayacaktır. Tavamı da çıkardım hemen. Yani tezgahtaydı. Kahvaltı sonrası yıkanmıştı. Tezgahta duruyordu. Hiç yerine koymadım. Tezgahtan hemen oraya koyuverdim. Şimdi şu tavuğumuzu da halledelim. Dediğim gibi dünden birazcık bulgur pilavım var. Taze fasulyem var. Salata yaparız. Yanına şöyle tavuğu da kızarttık mı mis gibi olur. Karnımızı doyururuz diye düşünüyorum ben arkadaşlar. Herkes aç. Cansucuğum diyor ki. Evet duruyor. Cansucuğum çok açım diyor. O yüzden hızlıca yapalım. Göstersene. Şöyle mutfağımızın halısını da serdik arkadaşlar. Banucuğum sağ olsun her yeri atladı patladı. Vallahi Allah razı olsun. Dün akşam bizimkiler hastaneye gittiği için, hayvan hastanesine gittiği için ben şöyle salata bölmüştüm onlara. Unutmuşum. Geldiklerinde yemeklerini verirken koyma oraya yavrum bak. Kirletir. Unutmuşum. Cansu. Nar ekşisi istedim özellikle. Şimdi bu salatadan yine yapacağız bu akşama da. Şunu bağlarsın. Tamam bağlarım bağlıcım. Perde. Perdenin bağını bağlarsın dedi. Çok yoruldu o da. O zaman daha fazla bence oyalanmadan. Çay keyfini hak ettiniz bence anne. Ay dur Cansu dur bakalım. Vallahi hiçbir yere çıkacak halim de yok. O kadar yoruldum ki. Şimdi şu tavuğu falan bir halledelim. Karnımızı doyuralım. Arkadaşlar tavuğu yıkadım. Üzerine tuz, karabiber, kırmızı toz biber, kekik ve başka bir şey eklemedim. Evet tuz, karabiber, kekik, kırmızı toz biber. Tatlı toz biber ekledim arkadaşlar. Başka bir şey eklemedim. Eklesem mi bilemedim. Banu'ya sordum. Nasıl istiyorsan öyle yap yeriz. Yeriz biz dedi. Öyle olunca ben de böyle hemen bir soslama yaptım. Şimdi tavaya dizeceğim. Tavayı da koydum ocağa. Altını açtım biliyorsunuz. Şöyle dizelim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın bereketli eylesin. İnşallah. Rabbim sofralarımızdan bereketi eksik etmesin. Şöyle pişirelim. Makarnamın suyu da kaynadı. Hemen onu da halledeceğim. Yemeğimizi ortaya çıkaralım. Acıktık. Çok acıktık. Tamamdır. Var birkaç parça daha var da sessiz koyayım istedim. Video uzasın istemedim. Ama uzattım videoyu yine bakın şimdi öyle oldu. Neyse. Haydi bakalım. Biraz su ekleyeceğim arkadaşlar. Biraz su ekleyeceğim. Birazcık böyle alt üst edeceğim. Hem kızaracak hem haşlanacak. Arkadaşlar şöyle salatamı da yaptım. Nar ekşisini de döktüm. Bir güzel. Çok fena sardım bu nohutlu nar ekşili salataya ben. Diğer malzemelerini de ekleyeceğim. Şimdi bolca da sumak ekleyeceğim. Tavuğum da kızardı. Makarnam da pişti. Dünkü yemekleri de ısıttım.
O zaman hemen masamızı açalım, karnımızı doyuralım. Şükürler olsun, bugün de soframız hazır arkadaşlar. Allah bereket versin, Allah'ım olmayanlara da versin, nasip eylesin inşallah. Defne'cim tavuğunu yiyor değil mi kızım? Aferin benim kızım. Makarna da yaptı halası ona. Çünkü bulgur pilavının içinde böyle bulgur biber, domates falan olduğu için sevmiyormuş. O yüzden makarna yaptık. Ve yemek seçen çocuğun ne kadar zor olduğunu birebir yaşamaya başladık arkadaşlar. Çok ya. Şükür Allah'a, ben çok rahat büyütmüşüm. Bu konuda ne söylemek istersin Banu'cum? Çok su. Seni çok iyi anlayan arkadaşlarımız olacaktır. Çok yemek sen seçen. Sen de anlamıştır sorunları. Evet anladım. Anlamaz mıymaz? Gerçekten zor. Gerçekten zormuş yani. Benim sabah, çoluğum, çocuğum... sabah şu kadarcık yediği çikolatayla duruyor ve hala açım ben demedim. Evet. Çikolatalı ekmek yedi arkadaşlar. İki parça. O kadar. Başka da bir şey yemedi. Hadi ışık gidiyor sanki ampul. Neyse. O zaman ben de hemen şu tabağımı doldurayım. Günün yorgunluğunu yemekle atalım inşallah. Allah bin bereket versin. Allah'ım olmayanlara da versin. Kimseyi açlıkla, yoklukla imtihan etmesin. Amin. Arkadaşlar sıra geldi balkon camı temizliğine. Defne'cim. Şimdi çiçekler içeriye alındı. Banu'cum şimdi Ali Bey de hortum aldığı için geçen gün. Evet. Diyor ki hortumu takalım Yeliz. Bir güzel foşur foşur yıkayalım. Foşur foşur yıkayalım diyor. Bakın hortumumuz hazır. Heh. Kilimi de sen bugün sermedin mi buraya? Serdim ama sildim de serdim. Bir daha. Camlar silinecek şimdi arkadaşlar. Güzel bir temizlik yapılıyor evde. Mutfağımız bu halde arkadaşlar. Bütün çiçekler içeriye girdi. Yemeğimizi yedik. Cansu'cum şimdi tezgahımızı toplayacak. Aralardan çöp mü? İşte. Şöyle. Geliyor. Ekip geliyor. Ama ben de onu yapmak istiyorum. O daha eğlenceli. Tamam. Tamam ben. Kızım ben mutfağı toplayayım sana. Gel evet, Banu'ya gel yanına. Hadi. Hadi git, biz mutfakta hoşlanmıyoruz fazla. Tamam hadi. Foşur foşur köpürtüyorlar. Cansu'yla beraber foşur foşur köpürtüyorlar valla. Allah bin kere razı olsun diyeyim. Ne diyeyim arkadaşlar? Allah herkese Banu gibi gelin nasip eylesin. Şimdi ben de hemen Cansu'dan devraldığım mutfağı temizleyeceğim. Şöyle tavada tavuk kızarttım biliyorsunuz. Onu bir kaynattım şöyle sıcak suyla. Bulaşığımı hazırladım. Suyumu hazırladım. Hemen şuraya bulaşığımızı bir toplayalım. Sonrasında buralara bir şekil düzen vereceğiz herhalde. Her yer karıştı arkadaşlar. Büyük temizlik var evde. Büyük temizlik. Vallahi büyük temizlik var. Bulaşığı toparladım. Ben de çok fena gaza geldim arkadaşlar. Dolap içlerini el atıyorum. Tencerelerim hep yer değiştirmişti. Tavalarım, tencerelerim. Ben de şuraları bir halledeyim, düzenleyeyim. Bakalım çay suyunu da koydum ocağa. Çayımız demlenmeden önce ben de şuraları yapabildiğim kadar şu iç düzenlemelerini yapmaya çalışacağım bakalım. Neredeyse Banuların işi balkonda bitti. Az kaldı. Şu an camın son kurulamasını yapıyorlar. Ben de şu tencerelerimi, tavalarımı falan bir ayarlayayım. Mutfak masamız bakın buraya kadar geldi. Buzdolabını zor açıyorum yani düşünün. Böyle. Mutfağımız bu halde ama son hali tertemiz olacak. Mis gibi olacak Allah izin verirse. O zaman daha fazla oyalanmadan ben de şuranın içini dışını bir halledeyim. Tencerelerimi düzenleyeyim. Ondan sonra çay keyfine geçeriz inşallah. Bugün bitmez, bu gece bitmez arkadaşlar. Gece uzun olacak galiba. Bitmiyor, yaptıkça çıkıyor. İnsan böyle yanında temizlik yapan olunca daha da bir böyle iştahla, şevkle yapıyor. O zaman daha fazla oyalanmadan halledeyim ben de. Evet, balkon bu halde arkadaşlar. Cansu'cum diyor ki bu nasıl kötü bir döşemedir, nasıl kötü bir taştır diyor. Silinmiyor arkadaşlar, çok zor siliniyor. Banu'cum son kurulamasını yapıyor artık. Bakalım ne kadar bez varsa verdim ellerine. Halletmeye çalışıyorlar. Eski atletlerdir bilmem nedir. Her şey burada. Pırıl pırıl oldu balkonumuz. Elleri kolları ağrımasın inşallah. Ne zaman bitecek Banu'cum? Bitti. Sabah üzerinde. Peki bu durumda Ali Bey ne yapıyor? Ali Bey ne yapıyor bu durumda? Denetleme yetkini kullanıyorum. Evet. Denetleme yetkini mi kullanıyorsun? Kandayız galiba. Hadi. Kalsın hadi ya. Kalmadı ya. Anne. Anne kafanda üzüm. Üzüm kafanda. Yeter yeter Allah aşkına. Anne üzüm tamam. Kafanda. Bu gece yedim. Sizin camlarınızda bak çıkmayan şeyler var. Anne. Silikon yapıştırmışlar Banu.
Pırıl pırıl oldu. Gece bu kadar. Gündüz olunca daha zor oluyor Banu. Leke görünüyor ya böyle. Tamam, her şeyi görüyorsun. Gece göremiyorsun ama bu kadar çok şükür yine. Evet. Elin kolun ağrıması. Parlattı Gezaba. Parlattı. Vallahi parlattı. Allah razı olsun. Bahçenin içine başka bir şey. İyi istememiş. Nasıl nasıl? Bahçenin son sırası. Hangi bahçe? He. Bahçe. O da takipçilerimiz bilmez ki. Fındık bahçesinde son sıra işi var. Evi bayağı halayola soktuk arkadaşlar. Hemen şimdi ben yaptığımı göstereyim size. Ben şurayı bir düzenledim. Burada borcamlarım var. Saç tavayı koydum öyle. Şuraya tencerelerimi düzenledim. Bizimkiler ben yokken bir tane cam kapağımı kırmışlar. İnanın şuralardan cam kapak parçaları çıktı. Oraya ellemedim. Sonra buraya Banucum el attı. Burayı da böyle organizerlerini çıkardık içinden. Onlar bir elden geçecek. Böyle koyduk buraya. Burası da böyle tamam oldu arkadaşlar. Burayı da böyle yaptım. Şöyle tepsilerimi şuraya koydum. Tencerelerimi böyle koydum. Burayı da böyle düzenledim. İçini dışını sildim. Banucum çayını koydu. Çayını koydu, öbür taraflarda dolanıyor. Ben de şimdi şuraları bir halledeceğim arkadaşlar. Şuraları bir yıkanacakları hemen yıkayıp şöyle kenara alacağım. Çok hummalı, detaylı bir temizlik günüydü bizim için bugün. Şimdi size balkonu göstereceğim. Balkonda akpak oldu, temizlendi, pırıl pırıl oldu. Balkondaki her şey mutfağın içine girdi, sonra geri yerleştirildi. Onu da size göstereyim hemen. Ay çok güzel oldu, tertemiz oldu. Camlar falan hep silindi arkadaşlar. Mutfağın camını sildi Banucuğum. Sonra salon camını sildi. Cam balkonumuzu da sildi. Hepsini çevireyim kamerayı. Yeter Banu, yeter Banu, yeter Banu diye Banu her yerini böyle foşur foşur köpürttü, yıkadı. Bütün malzemeler şimdi. Şurada birkaç malzemesi var. Onları alacağım. Süngerini alacağım. Terliği orada. Tertemiz oldu. Çiçeklere kadar yerleştirdi arkadaşlar. Vallahi sağ olsun. Allah razı olsun. Yoruldu, çok yoruldu. Otur dedikçe oturmuyor. Otur dedikçe oturmuyor. Pırıl pırıl oldu. Çok şükür Allah'a. Şimdi ne yapalım? Ben mutfakta kalan işleri bir hızlıca halledeyim. Nihayet ben de artık keyif saatine geçebilirim arkadaşlar. Yıkanacak her şeyi yıkadım. Her şey yerini buldu sayılır. Şu camımız silinecek ama oluversin. Kalıversin. Bugünlük kalıversin. Yorulduk artık arkadaşlar. Gerçekten yorulduk. Şöyle ben de çayımı alayım. Bardağımı alayım. Sonrasında Banu'nun yanına geçeyim arkadaşlar. Bir bardak olsun, çayımızı beraberce içelim. Şöyle keyifli keyifli. Bisküvimiz varsa bisküvi de alacağım valla. Ekrana mı bakacağım, çaydanlığa mı bakacağım bilemedim. Neyse. Hemen şimdi çayımı da alıyorum. Biraz demli koydum gibi oldu ama eğer demliyse üzerine su eklerim. Ay nihayet ben de balkona gidiyorum. Lokum. Bir şey olmaz, ne var? Pırıl pırıl oldu mu kızım evimiz? Ha? Minnoşum. Eline dolar yavrum. Eline dolar. Bak nasıl takip ediyor elini, görüyor musun? Çok yaramaz bizim lokum su. Hanım çok yaramaz. Ay. Evet. Bir tane bisküvimiz vardı sanki. Susamlı. Onu da alıp geleyim. Arkadaşlar ben susamlı bisküvi var. Onu alayım geleyim dedikten sonra kamerayı kapattıktan sonra Banucum dedi ki, geliyorum tavaları vermek için. Banucum dedi ki çok tehlikeli. Anlamadım ben niye dediğini. Dökülecek diye demiş arkadaşlar. O kadar temizliğin üstüne. Dökelim saçalım yani. Ne yapalım şimdi, temizlik yaptık diye de yemeyecek miyiz, içmeyecek miyiz Banucum? Hayır. Bakmayın öyle dediğine. Öyle dediğine bakmayın. Ciddi demiyor. Hadi bakalım, hadi bize afiyet olsun. Bak yine yemiş beni. Artık vedalaşmak için geldim karşınıza arkadaşlar. Bugün çok güzel bir temizlik günüydü. Hem çok huzurlu bir gündü hem de çok yorucu bir gündü arkadaşlar. Ama şu an o temizliğin vermiş olduğu huzur bambaşka. Bugün Banu'ya da söyledim aynı şeyi. Dedim ki böyle temiz evin içinde gezmek aynı böyle temiz nevresimin, hani yeni değiştirilmiş nevresimin içine girip yatmak gibi. O huzuru dedim hani buluyor insan gerçekten dedim. Banu da aynı şeyi düşünüyormuş. Güzel bir gün oldu. Yorucu bir gün oldu. Yani Banu'ya ne kadar yapma desem de, Banu yapma Allah aşkına dedim, artık otur Allah aşkına bırak. Bugün bizim şu camlara güneş vurunca
O zaman Banu dedi ki Yeliz, o yani güneş vurduğu zaman o camın halini görünce ben dayanamadım dedi. Akşam böyle hava karardıktan sonra hortumda olunca bir güzel fırçaladılar. Cansucumla beraber, Cansu'nun da emeğini hiçe sayamam. Cansucumla beraber bir güzel fırçaladılar, köpük köpük yaptılar şu camları. Ondan sonra artık diğer işlere baktık. Güzel bir gündü, yorucu bir gündü. Artık ben veda edeyim arkadaşlar sizlere. İnşallah yarın güzel bir videoyla gelirim yine karşınıza. Artık öpüyorum sizi. Size kucak dolusu sevgiler, selamlar gönderiyorum. Lütfen abone olmadan izliyorsanız abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. Lütfen beğenmeyi unutmayın videolarımı arkadaşlar. Yorum yapmayı unutmayın. Elimden geldiğince yorumlarınıza dönüş yapmaya çalışıyorum. Hepinizi çok seviyorum. Hepiniz iyi ki varsınız, iyi ki hayatımdasınız. İnanın beni orada hani severek izlediğinizi biliyorum ya. En büyük motivasyonum, en büyük mutluluk kaynağım bu. Kendinize çok çok iyi bakın. Rabbim güzel gönlünüzün güzel muratlarını, hayırlı dileklerini en kısa zamanda, en hayırlı şekilde nasip eylesin inşallah. Sizin de karşınıza kalbi gönlü güzel insanlar çıkarsın Rabbim inşallah. Kazalardan, belalardan korusun. Güzel günlerden ayırmasın hiçbirimizi. Öpüyorum hepinizi. Kucak dolusu sevgiler, selamlar gönderiyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Görüşürüz.